Merhaba herkese. Sevgi ve saygıyla selamlayarak başlıyorum bugünkü videoya. Eğitim hayatınızı kolaylaştıracak içerikler bu kanalda ve özellikle sorduğunuz sorulara cevaplar. Şimdi bakın şöyle bir soru vardı. Hocam bana KYK bursu çıkmadı. Şu anda tek ümidim Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu. Acaba bu Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne zaman açıklanır? KYK öğrenim kredisine de başvurdum. Daha doğrusu taahhütnamemi onayladım. Birbirini etkiler mi? Şimdi bu konuyu biraz detaylı olarak inceleyelim isterseniz. Bu arada ilk defa bu video aracılığıyla bu kanalla tanışmışsanız, öncelikle abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız, bu şekilde içerikler ve eğitim alanındaki gelişmeler cep telefonunuza anında bildirimle gelir. Bu hatırlatmadan sonra hemen başlıyorum sevgili gençler. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu Ocak ayını buluyor açıklanma tarihi. Şu anda Aralık ayındayız ve şöyle bir şey var. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK bursu çıkmayanlara verilen bir burs. Dolayısıyla eğer KYK bursu kazanmışsanız size Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu zaten çıkmaz. Bu kesin. Ama KYK öğrenim kredisi almışsanız bununla bir bağlantısı yok. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu da kazanabilirsiniz. Özellikle çok üzülen çünkü hak ettiğini düşünen arkadaşlarımız vardı KYK bursunu. Kardeş sayısının fazla, gelir durumunun düşük olduğunu, başarı sıralamasının yüksek olduğunu söyleyenler. Buna rağmen bir türlü burs çıkmamıştı. Gerekli itirazları yapabilirsiniz tabii bu arada. Ama bu arkadaşlarımıza ikinci bir şans olarak en azından Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu çıkma ihtimali var. Umarım ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza çıkar. Dediğim gibi hemen açıklanmıyor. Yani Ocak ayını buluyor. Geçmiş yıllarla kıyasladığımda söylüyorum. Ocak ayında sonuçlar açıklanır ve Ocak ayında zaten miktarda da artış oluyor. Şu anda 350 lira ama bakalım Ocak'ta ne kadar olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK gibi değil. Hem miktarı düşük hem de KYK tek merkezden genel müdürlükten ödenirken Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu bölgesel olarak bölge müdürlükleri var. Bulunduğunuz üniversitenin bölge müdürlüğü ile yazışıyorsunuz, evraklarınızı gönderiyorsunuz ve paralarınızı da yine ödemelerinizi de buradan alıyorsunuz. Ziraat Bankası'yla çalışıyordu KYK ama Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Katılım Bankası'yla çalışıyor. O bankada hesap açtırıp IBAN numaranızı göndermeniz gerekiyor. Evet, böyle bu kısa bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Bu şekilde içeriklerimiz devam edecek. Şimdilik bu kadar olsun. Bu arada her zaman desteğinizi bekliyorum ve bu kanal sizlerin, gençlerin kanalı. Büyütelim bu kanalı ve daha geniş kitlelere ulaşalım. Bu hatırlatmayla bugünkü kapanışımı yapmak istiyorum. Hoşça kalın.